Ben yoruldum, ben. Bak adresin ters dedi, yine düzeltti. Evet, dur iki... Olmadı, iki, çıkar, çıkar onu, ayağını yanlış yaptın, iki ayağını boş. Tamam, onu çıkarma. Ay, onu göremedim. Kalk ayağa. Kalk ayağa, kalk. Günaydınlar bu arada. Herkese günaydın, şimdi Hakan'ın giyinmesine oldu. Evet. Ah, adrese sokmayı bilmiyorum. Gel şunu ben yapayım. Kızım buna da şükür. Ay bazıları takıntılı, içine sokar. Olmuyor. Kalk da bir şey yapayım, düzelteyim. Bir şöyle dur, şunu çekeceğim. Şuna bak. Kara çocuk. Esmer. Çok akıllı benim oğlum. Bak. Oh. Hepsinin boğazı büyüdü kocaman oldu zaten. Giyerken çok asılıyor çünkü. Oh. Bakayım çok güzel. Dur ben düzelteyim. Yerim. İncecik ayaklarını senin ben. Yerim anneannem. Tamam annem düzelteyim. Ben çevireyim. Kalk ayağa. Ayağa kalk da yap. Ayağa kalk. Ayağa. Gel bu şeyle kira. Git dışarı. Bana gelir misin? Hayır nereye gidiyor hayır, acaba? Gel gel bak. Gel bir şey söyleyeceğim. Gel annem. Gel kuşum. Gel tatlım benim. Gel anneciğim. Bunları kira atar mısın? Tamam mı? Tamam alacağız. Bekle. İsmail getirecek ama bunları kira atacaksın. İsmail bana şeyleri getir. O küçük kornetleri getir gel. Şeyde çekmecede buzdolabında. Dondurma şeklinde çikolata var da o dondurma istiyor diyor. Kahvaltı yap, şey yapma dedi, yaptı. Bunları götüreceksin. Bir dur. Anne. Yürütçe götürmeyecek herhalde bu da. Bazen götürüyor, bazen götürmüyor bak. Bak. Şu anda şeye odaklandım. Sen ne yapıyorsun? Sen nasılsın? Aman ne yapayım annem ya işte diyorum ya buraya yukarıya çıkma ölü bayağı istiyordum. Annem bayağıdan beri gelmiyordu. Evet. Yengem hiç gelmiyor. Yani o. Yengem ben gelmem sana diyor. Çıkmam diyor. Mücan da Leyla da aynı şekilde biz sana gelmeyiz diyor. Zor annem yani hadi onlar gene genç de. Gülcan ne kadar genç yoksa Gülcan çok sıkıntılı. Sırtı sıkıntılı. Yani. Ayağı derken o baya baya şey sıkıntılı yani. Şu an hani Leyla bir tık daha iyi. Evet. Leyla daha rahat ondan daha dinç. Merdivenler dedik ama neymiş onlar? Gel buraya. Bana bak bana bu ev şey değil çöp değil. Al bakayım şunları ben gelme. Çöp diyor ya. Şeye çöp at da gel bakayım. Yürü. Haydi. Aldın çöp sana da geliyor. Buradan çöp at onları. Kapıyı mı kapat? Üç defa kapı kalmaya kalk. Dur annem şimdi gelecek. Gene gelecek. Kapıyı. Kapattığımı öğreteceğim ama. tabii yavaş yavaş öğrenecek. İsmail ağır abi olacak. Ne olur benim gene ya. Gel. Kapatıyorum. Oy canı istedi mi her şeyi yapıyor. Ha, işine geldi. Gel anneye. İşine derdi mi benim kara çocuğum? Bir kara çocuğum. İsmail'e verecek misin? Hayır. Tamam. Oğlum. Şşş. Bir tanesi var tutayım ben. Oğlum. Ben açayım. Ver açayım. Ver ben açayım diyeceksin anneanne. Hiçbirize vermeyecek ya şu anda. Alır kaçar bulamaz beni sonra. Ne diyor abi? He? Alıp kaçtım bağıracak. Aynen. Bir şey olmaz. Bunlar kimin? Bunlar kimin? Bunlar. Bu çeyizler kimin? Onları götür bakayım at. Duş aldı da bazen saçları çok zorlamadan kıpır çıkıyor biliyor musun? Bakayım. İyice durulmuş. Çikolata. Benzinli daha. İyi güzel şey. Dalgalı dur ya. Evet şimdi şeyle kuruttu o makinesine saçları. Hem tadı hep kuruttu bayağı da kurutmuş ama da şu önleri gidecek birazcık. Şu yanlardaki fuarlar toparlanacak. Şunları bu şekilde uzun kalacak ama. Arkaları çok güzel kalsın. Arkaları hiç dokunmayacağız ama önlerde şey yapacağım. Önlerde duracak. Hayır önler. Önler uzay epey iyi. Önler şuraya kadar geldi ne yapacaksın? Bitti. Anne sen buraya kalan kesin.
kestiriyorsun? Adam şuraya kadar kestiriyor, adam buraya kadar kestiriyor. Ama İsmail'cim gözlerine zarar, böyle şeyden bakıyorsun ya. Gözlerine görüyorsun, fark etmiyorsun sen. Sen şu anda gözlerine verdiğin zararı bak. Tamam, arkaları çok güzel, öyle dursun. Aynen, kalsın böyle işte. Aman bırak elini, aman bırak. Onu bızıktırma. Ama şöyle yapsan, bak. Dinlen ona. Bu saç uzadı. Şuradan bir toplasan. Evet. O zaman diyeceğim, bana diyor ki, alnım diyor, havalı gibi, pisti gibi diyor. Deli. Senin alnın çok güzel. Hayır. Erkek dedin, alnı geniş olur. Hayır, senin yüzün çok güzel, alnın da güzel. Sen hayır. Erkek çocuğusun. Yani. Bir iki parmaklık alın mı olur erkekte? Erkekte yani. Alnı geniş olur. Anneciğim senin alnın çok güzel. Ha, o kadar da çok geniş. Aa, bak, değil yani. Ne kadar alnım var? Ölç bakayım bir. Dört parmak. Benim dört parmak, parmak bile değil. Kaşına indiriyor. Beş, evet. Beş hayır, değil hayır. İsmail kaşına indiriyor. Üç dört parmak. Parmak bile değil. Alın evet. Buradan başlamaz. Alın şuradan başlar. Şuradan. Keskiden başlar anneciğim. Oha anne. Evet. Burası göz şeyim. Bak şöyle anne, kaş. Göz batılır şöyle. Hayır, kaşlarım bak. Hayır, kaş kemik. Bak senin kaş kemik, senin kaş kemik şurada. Benim dediğim gibi yine buradan başlıyor kaş. Şey alın. Ve senin alnı şurada ancak 2,5 parmak falan olur. Yani. Normal zaten. Benim çok az. Koş çöpe at. Çöpe atarsan ben sana bir tane daha kornet vereceğim. Nereden vereceksin olmayan şeyi? Yapmayacağınız tüm şeyler şuna söz vermiyorsa o da istiyor. Yoktan da anlamıyor. Anlamaz ki. Onun şey değil. Bak saklıyor ya. Unuttun mu? Unuttum ben. O gelir. Getir bana, bana versene bir şey yapacağım. Ha, en iyi. En mi? Şu an ya. Aklına geldi. Bende şey var kağıt. Ay ben bunu istedim. Bunu. Pornogram bir şey. Ya hamle. Döktün anne. Döktün. İşte. Bak. Ben bunu bitirmeye başladım. Niye bilmiyorum ama. Ben yerim dökülerim. Ben atmam çok genç. Şeyim ki. Ya bak, ne yerim. Yapacağım onda ya. İsraf olmasın. Tabii. Sakın. İç taraf oluyor. Yapma. At onu da ağzına da dökülerim. Onu da at ağzına bitecek. Ne? Bunları ben mi giyeyim şimdi? Ben giyeyim mi bunları? Ben hani giysin mi onları? He? Bunları buradan götürmezsen ben giyerim. Hadi bismillah. Hadi anneannem. Baba anneannem senin şeylerini giyiyor. Bak. 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 Giysin mi? Zorlasın olacak mı ne? Zorlasın olacak yani. Evet. Gülerim. Hadi bir su iç de gel bakayım sen bir ittifak edin. Hadi bir su iç de gel. Yürü. Hadi yatak odasında al. Alabiliyor musun? Yatak odasında yerde suyumuz var bizim. Şey, büyük şey. Hadi dur şu şey. Olmaz. Oradan içiyor herhalde. Dur, dur oğlum. Üç. İki. Bir. Fırlat. Yapma. Ya abi ben. Nerede ki? Dondurma değil mi? Aç siktir. Nerede diyorum? Dondurma nerede? Dondurmayı yedin ya. İkisinde midende, midende. Yedi. Yedin ya anneanne. Hakan maşallah iki tanesini yedin, yediğini anlamıyorum. Bak. Hakan gel buraya. Bana su getir gel koş hadi. Hadi anne su getir gel bebeğim. Bak. Hayır, hayır, ay, hayır, hayır. Kapılarda evet. Sallanacak. Bak bak. Düşüreceğim yapma. Kapıyı. Hakan kapının kolunu bozarsın abiciğim. Şeyin dış kapının kapısını bozdurdu zorluyor zorluyor zaten. Kapının kolu asılıyor kapıyı açmaya çalışıyor zorluyor kapıyı çok kötü. Aç avucunu anneciğim. Bu kadar mı yemeyeyim yeter artık. Ben çok yedim. Kırık var. Kırık var. Ben yemem. Ya ben dökülen kırığı yerim ben. Ben şey yapmam öyle. Tiksinmem öyle şeyden. Annem de şeye bakıyor. Dur bu temiz don. Şu don daha çok temiz. Hiç giymedi. Ya o büyük geliyorsa şey yapma onları çocuğuma. Hayır bunları yeni aldıklarım anne. Ömrü eskadan kalan. He. Bunu odadan getirdi. Bu şey yeni aldıklarım da sürekli değiştiriyor. Yıkana yıkana baksana belleri şey oldu. Lastikleri gitti. Bu şu çıkardığını sabah daha sabah dedesem bir saat önce giydi anne şunu. Bak. Canı sıkıldıkça
üst baş değiştiriyor. Yalnız pırtlarken biraz ondan belki de ondan değiştirdi. Pırtlarken kahve yapayım sana. Kahve içelim. Kahve içelim hadi. Gömlek için miydi bu? Evet. Ya sanki ben sürekli şey yapıyorum ya, gömlekli pişe ciğer. Ben anlamam. Tamam hemen koyuyorum. Hemen sıcağı koy. Onu açsın sağ olsun kendisini. Ama kaynar su şu olmaz değil mi? Tamam. Önce bir az bir ben bir göreyim. Ben şey yap da koyacağım. Koyuyorum. Ya. Ustam ya. Çek. Koy. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? Ciğer sarması. Gömleklem ama yalnız. Zaten gömlekten sarılır ciğer. Başka şeyle sarılmaz. Bir tane dolabımda benim kuzu gömleği vardı. Saklıyordum. Bir tane kuzu ciğeri. Kuzu gömleğini iyi günler için saklıyormuş. Malzemelerimizi şey yapayım. Senin için seviyorsun diye. Dedim değişik olsun. Bir buçuk bardağı su pirincimiz var. Islanır. Bir çay bardağı mıydı bu? Yarım çay bardağı. Yarım çay bardağı kuş üzümü, yarım çay bardağı dolmalık fıstık, bir tane yumurta sarımız var, karabiber, kuru nane, tereyağı da olabilir, margarin de olabilir. Biz margarin kullanacağız. Aynen. Bir dereotu içine girir ama derdin sevmediği için biz maydanoz koyacağız. Taze soğan bulamadık, taze soğan da giriyordu arkadaşlar. Şimdi soğanı ver bakayım ben. Dur ben doğrayacağım soğanı. O zaman bana başka bir şey ver de ben var mı? Var. Getir. Bıçak mamik de o yüzden. Sana al bakayım. Keskin bıçağın var mı? Keskin bıçağın var mı? Annem bu ne ya? Tepsisi sana tepsili vereyim dedim. Ters koyun hani tepsiyi. Böyle mi? Evet. Doğradıkları içine koyacaksın yani. Tepsini alır mı hiç? Alır. İşte şunu getireyim sana ben. Bunun içinde yok herhalde. Buraya alayım. Yes. Tamam. Koy oraya. Alıyoruz. Tamam. Şunu alayım mı arkadaşlar? Şöyle biraz. Ben alayım mı diyeyim? Bana keskin bıçak bu mu anne? Evet o başka yok benim keskin bıçak. Evet ciğerlerimizi minik minik güzel kesiyor. Kesilmiyor. Çok da küçük doğramayayım be. Çok küçük doğramayayım. Şu iyi. Evet evet o iyi. Biraz büyük. Zaten ciğer biraz da çekiyor. Bu tırtıklı ya. Evet, takılıyor. Evet tırtıklı. Sen soğanı doğrayabilirsin. Son o keskinse. Bu da çok değil. Dene bakayım bir. Bıçaklarını bir açtırmadım zaten ya. Bir de bunu dener mi? Tamam bu iyi kızım. Bu ciğere takılıyor. Ben zar büyüklüğünden biraz daha fazla büyük doğruyorum. Nasıl isterseniz öyle. Değil mi? Hakan. Öyle deme anneciğim. Tam kafası ayağının arkasında. Aman ha, bası veririm. Diye at diye bağırırsın. Bu soğanın büyüklerinden yeter herhalde. Yeter. Şeyin içine koyayım mı margarını? Tavanın içine açtıydım. Dolmalık var kızarsın şöyle bu. Doğru, ciğer olmaz. Erken kapatayım mı? Kapat sen. Hadi benim ciğerlerim. Ciğerleri de oluyorum anne. Tamam. Ciğerleri de tavada yaparız. Bu? Hangi tavada? Onun altında tava var. Hepsinin altında. Bu ne için? Pilav için. Anne hepsini bir arada yapacağız. Ayrı değil. Sen tamam. Doğru anneciğim sonunu. Önce bir şey yapalım. Ben yanlış görmüşüm. Aynen. Sen neden dedin bu ikisini neden çıkardın? Bir saatten beri ciğerin çözülmesini bekliyorum. Hem çözülmesini hem zarını. Evet. Bu şekilde doğramışlar. Ben hayatta aslında doğratmam da doğratmış bulundum. Ben ince zarını alıyorum. Anne bak kapatıyor. Evet aşkım kapat sevgilim. Dalandan beraber karıştırmışlar, zarlarını temizledim. Şimdi birazdan o dalağı da... Yemem. Yemem. Yemem.
yemez. İsmail? Yemez. Ben yerim kızım. Sen zaten yemezsin. Anne! Onu da yapalım. Abi yemez, abi kapatsın. Benim ellerim batık adı aşkım. Oh. Bak abi getir diyor. Hadi, hadi koş anneciğim. Bak İsmail ne diyor? Getir ben kapatayım diyor. Hadi annem. Aa, bu gömleğin içine onun yağı da böyle kızarıyor, bir güzel oluyor bu. Hmm. Fırlanacak mı bu? He? Fırlanacak değil mi? Fırında pişecek zaten. Anladım. Seninkine bak da seninkini de yapalım. Öyle uyanık gibi bana hep diyor ya. Ne? Kendi uyanık, kendi ciğeri duruyor. Ben ciğerden haberim yok. Sen dedim derin dondurucuyu taşırken içini boşaltacağım. İçinde ne var ne yok bir bakayım dedim. Ciğer duruyor mu? Ben yattığımı hatırlamıyorum çünkü ciğeri. Senin ciğerin gitti. Nereye gitti? Sen kendin burada değildin dedin ya. He. Kasaba demişsin. Verin birine diye. Doğrudur, vermişimdir. Bak ciğerim yokmuş yani. Ciğersiz. Hayır. Ha, olsa sanki çıkarmıyorum. Şey yaptım, esirgiyorum yani. Bak yokmuş o zaman. Ciğersiz. Kime verdim acaba onları? Ya sen de kasaba söyledinmişsin sen. Bunlar kurbanlıktan arkadaşlar. Paket, biz kurbanlık evet, ya. Ben sadece geçen sene bağış yaptım diye hatırlıyorum biliyor musun? Hayır biz sen... Zorlu gittik diye. Ben siz yoktunuz burada. Doğru. Diyorum ya. Bana söyledi, abla böyle böyle dedim, o ne diyorsa onun dediğini yap ablam dedim ben. Doğru, Nihal abla da çarpağa gittiydi abla. Ha, karşılaştık hatta onlarla, seni aradım ben. Evet evet, şimdi hatırladım, doğru. Sanki ben hani Zonguldak'a gittim de, ay benim kafayı çeydi, şey oldum diye. Sanki hani bağış yapıyorduk ya bazen. Evet. Dışına, şeye, bağış yaptım diye hatırladın mı? Bakalım inşallah Allah nasıl kısmet ederse bu sene de. Kurban kesme nasip etsin inşallah herkese de. Amin. Rabbim. Rabbim. Nasip etsin. Nasip etsin. Şu zamanda birazcık zor gibi. Bakalım. Ama ne gösterirler evet. Yani zamanlar. Şunu doğrayayım. Şunu da var minik minik doğrayacağım diye. İyice küçük yapmış. Ha, taze soğan bulamadık. Taze soğan. Mal 3-4 kere baktı çocuğum. Evet. Biz ararız ya bulamayız zaten. Aynen. Neyse ya. Kısmet. Taze soğansız olsun. Evet. Şey neydi o içine koyduğumuz? Ciğer, ağız, dereotu. Dereotu evet. Onu da belgin yemiyor diye koymadık. Dedim hadi maydanoz bari koyalım. Sevmiyorum. Bana şey geliyor. Kokuyor birazcık. E zaten onun kokusu. Demek ki kokusu sevmiyormuşum ben. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Hadi söyle. Söyle söyle. Hadi söyle. İçinde kalmaz. Bak içinde kalır şişersin olmaz. Şişersem işte bir patlarım. Boş bir şiş. Ay ya acıdı. Ay ya acıdı. Acıdı. Bayağı acıdı. Evet çok az bir şey. Bir yemek kaşığı. Bir yemek kaşığı. Margarinimiz. Biz bunda yapacağız bunu. Bu uygun. Gömlek az zaten. Yani ben de dedim. Yani şöyle da... baktığı zaman çok büyükmüş gibi gözüküyor ama aslında şey yani. Hayır hayır benim küçük. Bunda mı yapalım dedim yoksa şey bir tane dediğim hangisiydi? Şu. Heh, bence onda yapalım. Şey borç haline getireceğiz ya. Bence dedim de bu. İşte gömlek şimdi... Kasaba söylesek getirir mi? Bilemem. Şimdi gömlek, kasap bir gömlek için gelir mi? Buradaki gelir de azıcık limoni gibi oldu. İsterseniz çiçek yağı da koyabilirsiniz arkadaşlar. Çok az. Neden çok az koyuyoruz yağını? Zaten gömleğimiz sırf yağdan ibaret. Soğanımızı koyduk. Hemen arkadan fıstığımızı da ilave edelim. Kavurmaya geçelim bunları böyle. Al aynen. Evet. Ben şey yapayım sana, yaman. Aynen. Şunu. Katık bunları değil mi? Evet. Onu o dalağı da kendine yapayım da. Karıştır annem sen onları. Yok şimdi onları pişirince yaparım ben. Çocuklar
Evet, dönmedi aşkım, işi var. Evet yani, o da normaldir aşkım benim de. Neyse ben yarın arayıp ona haberleşiriz gene kızım. Bak şimdi gözüm hep benim bolda ya. Evet. Yağ çok az gibi geldi. Aslında anne, ona sardığımız zaman o yağ eriyecek onu. Hayır aşkım. Aslında yağ normal. Normal. O sırf yağ olduğu için. Ben yarın öbür gün geleyim de mi? Şu yarın değil, yarından sonra doktor işim var. Bir doktora gideyim geleyim. Onu haberleşiriz işte yarın. Onu haberleşelim. Yarın her şey için ya. Bakacağız ya kurtulma için. İşte onu diyorum ben. Onu telefonlaşırız gene. Telefonlaşırız. Ha. Haberleşiriz gene. Anneme kurtulma makinesi çok cazip gelmeye başladı. Ya hocam. Düşünüyorum bak, bilmiyorum, aradım şimdi aşkın dönmedi ya da yoğun, belki de yoğun olabilir ama döner eninde sonunda. Eğer aynı şekilde indirim devam ediyorsa düşünüyorum. Çok güzel fiyattan aldım ben şimdi, yalan yok. Aynen, benim inşallah devam ediyordur. Ya ben o zaman da dediğimiz zamanda da düşündüm, annem koymaya yer düşünemiyorum. İşte sen geldiğin zaman bir bakalım, ölçelim oraya, üst üste olur da kapıyı engellemezse orası olabilir. En azından benim banyoda da öteki kalkınca hoş banyoda da at koşturmayacağım da. Ama banyoda gene rahat olur. Gene çünkü daha rahat. Evet. Bir bakalım ya. Bir şey olmaz. Evet. Ciğerimizi koyduk arkadaşlar. Kapağını kapattık. Biraz iyice pişsin diye, yağımız azdı. Hani o kokusu gitsin diye. Şimdi pirincimizi ilave ediyorum. Ben hemen yıkayayım. Sen hemen yıka. Ben hayatta istemem öyle dağınık. Ben yamak. Yamak. Aynen yamak. Yamak. Al bakayım şunu da sana vereyim. Biraz sonra yıkıyor şimdi sen sabır. Aynen. Toparlayalım. Biraz kaldı. Çok az bir şey. Şöyle açayım. Hafif şöyle pirincimizi de gerçi süzdük iyice ama suyunu çeksin. İçinde fıstık da ne güzel kokuyor. Tabii içine şimdi bunun taze soğan çok güzel yakışıyor ama bulamadık. Yapacak bir şey yok. Baharatları koyacağım işte. Maydanozumuzu koyalım. Buyur yamak. Evet. Hemen şöyle de bir çevirelim. Yer tatlı. Ha senin şeylerin var içinde. Bunun içinde var. Aynen. Açayım ben, hazırlayayım sana. Bir tatlı kaşığı diyor ama şöyle göz kararıyla. Göz kararıyla baharat ne kadar istiyorsanız kuru nanenizi. Yeter bu nane nane kokmasın. Karabiber. Karabiber de göz kararı. Senin bu sene aldığın karabiber de. Sonra da kendiniz yerken de ilave edebilirsiniz. Aman beden tuzu çok fazla koymayın. Koy biraz, koy şu içine şöyle de. Değil mi? Tabii. Neyse. Tuzumuzu da ilave ettik. En son kuş üzümümüzü. Şöyle birik çevireceğiz. Hemen suyumuzu. Veriyorum. Sen dök dediğine dökün. Tamam. Aslında buna yeni baharda. Arzu eder. Arzu eder. Evet. Aa, o yeni baharı ben bak seviyorum, ben unutuyorum. O patlıcan yemeklerinde, kebabında bir güzel oluyor o yeni bahar. Of of. İyice şu pirinçlerimizin de suyu gitsin, tıkır tıkır olsun ki lafı olmasın onun için. Evet, iç pilavımız dinlendi. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle bir kasemize, şurası da çok kalın. Ama olsun, şurayı alayım. Doldurup, sen fırını açtın mı? Açtım anne, 180 derecede. Evet arkadaşlar, 180 derecede. Bence sen onu koy üstlerine. Ha öyle bir şey yap. Ha şöyle bir gör, yakından bir görsün arkadaşlar. İki dakika ama. Ben öyle diyorum, benim her şeyde gözüm çok ya, ciğeri az diyorum, belgin de yeter yeter. Hayır, ciğeri normal yani şu anda. Annemin gözüne biraz az evet geldi ama. Etçi. Evet annem maşallah etçidir. Şöyle sever hemen. Yalnız içimiz herhalde arkadaşlar bizim biraz fazla. Gömleğimiz
bir tane. Öyle Belgin de dedi, anne pilav gibi dedi, yenir o dedi. Yani yenir aslında, içimiz çok güzel oldu bizim. Şöyle altını fırın tepsimizin, o almayacak herhalde, iyi ki buna yapmışık. Ya annem şu diyor ki fırın tepsisi de çok büyük dedi. Şöyle. İçimiz güzel oldu ya. Ya ben aslında şöyle yerim. Şunu değil de hani bu daha çok hoşuma gider benim. Evet, kalacak zaten. Kalacak, aynen dediğin gibi. Aynen. Hemen yumurta sarısını da üstlerine. Hemen şöyle yapayım ben, bir saniye size de şöyle koyayım. Ay, muhteşem saçlarımla. Bakalım, yeni yıl aslında boyayacağız dedik de daha bir Aydoğan Bey'le görüşemedik. He, ne karar verdin? Kızıl. Ben kızıl taktım, yapacağım ya. Yani. Sen benim dediğim rengi yap. Gece mavisi mi? Aynen. Yani onun şey, böyle mi bu? Tabii. Yanlarını falan da. Hayır. Sür. Aydoğan da söyledi gece mavisini de. Bir gittim de bir konuşayım. Evru'ya da kalsa sapsarı, pilates sarısı yap saçlarını. Ya, yok ya. Şimdi saçlarını da kestirdin diyor. Güzel oldu kesimi diyor. Şimdi yüzünü de yaptırdın ya diyor. Daha güzel. Kim? Ebru. O da sarı yap diyor. Bilmiyorum. Ya deme. Baktı gördü, beğenmedi. Anne. Annem. Çık. Ve diye. Şöyle yapsam benim, dörde bölsem de kessem. İşte öyle de yapmayayım diyorum. Şöyle kenarlarını da değerlendiriyorum ya. Göz kararı. Evet. İsterim sizlere de. Hoppa. Coştu benim oğlum, coştu. Ben sana bir şey söyleyeyim, bu iç pilav iyi tam gelecek gibi. Aha, kalmadı artık. Kalmadı mı? İçte. Ha, gömlekten. Ha, gömlekten. Şunlar ne? İşte saracağım orayı da, saracağım da gene şey kalır. Ne bileyim, hani sanki daha yok, gömlekten çıkacakmış gibi geliyor da. Şuna bak ya. Şimdi bu çıtır çıtır bir eriyecek. Ne yapıyorsun? İstediği olmadı paşam. Bir şey yapmaya çalışıyor. Yapamadığı zaman sinirleniyor. Ben ellemiyorum. Kendi çabalasın. Yapmayı başarsın. Bu 6 tane alacak. Tamam. Eğer gerekirse bir iki tane daha çıkarsa küçük şeye borcumu aktarıveririz. Aktarırız canım. Borcumu da yaparız yani. Hı hı. Şey olur. Bir tane o küçüğünü koyuveririz. Hı hı. Pizza. Evet, fırınımızı kapattık. Evet. Bu da oğlumun pizzası. Evet. Bir tutturdu pizza diye. Dur, sıcak. Yanarsın sıcak. Kaç oradan. Geç. Fırınımızı kapattık. Ah. Oh. Nasıl var? Ay, cazırdı ya. Dur bak, anneanne de pizza çıkarıyor. Sakın ha, çarpar bana. Tamam. Oo, yağına bak. Ey maşallah. Evet. Şöyle. Yakından gösterelim bak birazcık. Ben getirecektim ya, getir hadi. Dursun. Ha, dursun. He. O zaman ikisine getir. Aynen. Çekil anneciğim. Ay, ne diyeyim var. Dur. Ay, çok güzel. Sesi duyuyorsunuz arkadaşlar. Lezzetin sesi. Evet. Şimdi bunun biraz soğusun, hala kaynıyor. Spatula versene bana. Hemen. Kapıyı hadi şuradan arka. Spatula mı buralıyorum? Gözüküyorum. Kendi şu. Bak. Yok, altına bakacağım. Pardon, ben şey çıkaracaksın zannettim. Bak, neden altını senin al? Yok, pişiriyor da aslında hiçbir şey yok. İşte bak. Ha, altta bu vardı ama. Ay. Altta bir şey oldu. Sen fırını aç. Bir şey oldu. O zaman niye şey çevirme. En alta koyacağım, sırf alttan pişirecek şimdi. Tamam. Öyle yapalım. İşte ben ondan
spatulayı istedim. Hayır, alta bunu koyduk ya. He. Bu altını çevir kesti. Tamam. Kuşkaç şey yap, aç anne. Aman ha, yapışır gidersin. Hayır canım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi verdim onu. Altında şey vardı. Pizzayı. Pizza yaptık ki harfa pizza diye. Şey yapınca. Ha, nerede pişirdin sen onu ya işte? İşte hani alt üstü şey falan. Ha. Orada pişiriyorum. Ama nasıl üstü? Çok güzel. Cazır cazır vallaha. Cazır cazır. Sensiz. Olmaz tabii, gel anneciğim gel. Canım. Ne oldu, hesap kitap mı yapacağız? Hayır ya. Şimdi şey, havalimanına gideceğim ya. Havalimanına giderken misafirlerim. Karşılama panosu. Karşılama panosu bu. Şurada misafirlerin ismi yazıyor. Buraya yazıyoruz, onları böyle karşılıyoruz. He. Alıp onları, şimdi bu gideceğim yer bizim klinik, Erdem Özdemir, diş hastanesi bizim. Onun misafirini alacağım şimdi. He, yazıyor onları. Tabii yazıyorum bunu ben kaçta? 6:30'da uçak iniyor. Şunu alacağım, onu bırakacağım. İşte bunların isimlerini yazıyorum ya. Fırında sarmaya bak, ciğer sarmasına. Tadına baksın paşa. Evet, bakarım annem. Bunu sen yaptıysan... Evet. Anne yemeği her zaman için idealdir. Ben yabancı günlerden de okumaya çalışıyorum. Anne bakıyor. Ay o yazıyor, bakıyorum harflere. Doğru ya, yabancıları taşıyorsun ya. Evet, yani anne. Türkleri de taşıyor da genel hep yabancı. Türkleri de taşıyorum da çoğunluğum benim şey anne. Müşterilerimizin %90'ı yabancı bizim. Turistler yapıyor. Yakalamaya geliyorlar ya da havalimanına gidiyorlar. O da benden geldiği için bu işleri iyi biliyor ya. Artık onu da alıştırıyorum. Alıştır, alıştır. Evde kapalı kalmaktansa hiç olmaz şöyle biraz dışarıya açılsın. Anne birazcık daha kızarsın. Acelemiz yok. Ana, okey. Bu tamam. Bu birinci isim. Yani bunu böyle yapıyoruz. Bak müşteri geliyor şimdi havalimanından gelirken. Bunu böyle karşılıyor. Berkan, Berkan diyoruz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Canlarım. Perfect İngilizcesiyle ben. Yes. Yes. Yapıyor ya. Yapıyor. Beceriyor ya. Önemli olan o. Ya ben... Mesela yabancı dili bilen de hoş karşılamayı bilmez, ne işe yarar. Şimdi ben yıllardır bu işin içindeyim. Tamam İngilizcem yok, Rusçam yok, Almancam İşi yok ama... Ya. İşi bilen adam, İngilizcesi var, Almancası var, Rusçası var. Bu arada arkamdan çekin lütfen. Tırsıyorum. Adam... Müşteriyi tutmasını bilmiyor ama. Ha işte ben de temin onu dedim. Sen senin kadar dilini biliyorum da bilmem ne, hiç umursamıyor. Ama biz dil bilmesek de ama bu işi yapıyor muyuz? Bir numara mıyım? Evet bir numarayım. Yani. Dile gerek yok yani. Ay. Bak şimdi sana ne gösterdik. Dur Allah aşkına bak. Tahmin ettim ben gösterdiğini. Çok güzel. Aynen dedim, şarkı çektiğimiz daha güzeldi ama. Ha, onu da göstereyim annem sana. Aa, hakikaten çok güzel. Evet. Çok güzel çıkmış. Düşünenler. Düşünen mi çekti? Ben. Selfie. He. Sen buna baktın mı? Şöyle anne. Bak, bak şimdi. Bak, bak. Bak ya, evet ya. Bak ya. Bak 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 bak. Sarıl. Evet. Maşallah, aralar çok iyi şu aralar. Allah'ıma çok şükür. Allah bozmasın. Amin. Amin, amin. Allah kimseyle aramızı bozmasın da. Tarkan'ın bazen dönem dönem şeyler oluyor ya. Ya annem Hakan'ın... Sen biliyorsun ya, geçen Ramazan'da seni evden istemedi, evden kovdurdu. Bir ara paşa öyle bir tattı ki, paşayı görünce ağzı çıktığı kadar bağırıyordu. Şimdi o dönem dönem tabii öyle ki mi? Onun öyle normal insanların bile oluyor. Benim neyim oluyor? Beni kaç çok gözü çarptı? Çok biraz daha şey korktum. Yapmışım bak. Hoş geldin canım. Hoş bulduk, hoş bulduk. Yeni yılımız hayırlı uğurlu olsun. Hepimize. Allah'ım ne yapıyor? Allah uyuyordu.
bu işler bu kadar. Bu kadar. İki tane işim var zaten. Biri 19'da, biri de 22-20'de alacağım işte. Bunu alacağım, getireceğim, Lara'ya bırakacağım, Tema'ya, öbüründe şeye bırakacağım. Richard, şunu Richard'a. Şunu şöyle yapayım, bunu böyle yapayım, müşteri gelmiyor. Karıştırma da. Yok, karıştırmam, rahat ol. Canım, niye karıştırma? Her şeyi karıştırırız da bunları karıştırmayız, rahat ol sen. Bunu da hallettik. Bu arada anne yemeğe geldik. Evet, hadi. Ben hemen bakayım, gelelim. Aman ya, kızarmıştır. Olmuştur artık. Hadi geliyorum ben de. Tamam. Diğer ben de göreyim. Şu an ne? Parfüm demedikken. Yani. Yok yok, tamam, ben sordum ya. Peçete unutmadım, pardon. Peçete unuttum. Peçete mi? Tabii. Hiç gerek yok. Burada her şey mevcut. Bende olmayan yok. Yavaş olun, sıcaktır. O var. Ne istiyorsun? Islak mendil var. Yoo, tam teşkilat. Şu ne ararsan mevcut yani bizde. Çok kim veriyor acaba? Efendim? Kim veriyor acaba? Kendi kendimize. Efendim, canım. Onu sana ben vermem. Ben senin olsun. Sen bana oradan yedirttirmedin ama. İşte beceremem böyle şeyleri, biliyor musun? Neden? Aman oğlum, yanarsın, sıcaktır. Doğal olmak her zaman için iyidir. Bak, sıcak diyorum, dikkat et. Üfleyiveriz ağzına, bir şey olmaz. Nasıl olmuş bunlar? Macık tuzu içecek. Evet, tuzu. Aa, getir tuzu. İsmail, tuzu getir. Tuzu getir. İsmail'cim, bir bardak da kola verir misin? Evet, evde yapacaktım. Feyza yemiyor. Belgin ciğeri çok seviyor. Ne zamandan beri annem gelip bugüne kısmetmiş. Dedim, ciğer sarması yapalım. Diğer şey yaptığı niyetlenmek sonunda gitmiş. Olmadı, bir şey oldu. Aynen, sen olmadı. Sen bir şey söyleyeyim anne. Efendim? Sen bu işi yapıyorsun. Vallahi. Evet. Yemin ediyorum. Yani gelen varsa, eline su döken varsa gelsin, buyursun. Var canım. Kim var? Yetiştirdiği var ya. Kim? Var. Şimdi ben 80 kişiye yemek yaparken aradan bir zaman geçti. Tabii tamam, tatlı da yapıyoruz. Şey yaptım, kabak tatlısı yaptım. Kabak tatlısını yaptım. Büyük patron yedi, aynen şöyle dedi. Daha dedi tadına bakmadım ama dedi, sen dedi bu kabak tatlısını yedirsen, bu kabak tatlısını yedirsen tam aşçısın dedi. Kanka. Bir kabak tatlısı yapmışım. İnsanı yer misin? Fırında. Hani diyorlar sana. Şimdi şey alacağım bakalım, bir vaktim yok. Ben de paçaklardan alacağım, kaynatacağım da. Alacağım alacağım, pişireceğim zaman. Önce bir alayım. Kelle, o benim tam günümü alıyor. Çok alıyorum ben. Kelle buzlar paça, koyuyor. Kelle paça tam benim. İdeali yani. Fatih de çok sever. Alacağım alacağım. Yeter artık. Onları... Kelle paça oldu mu hiçbir şey dayanamam. Ay. Al. Senin bu. Al. Artist. Bunu artık Belgin denk geldiğinde, bana geldiğinde alacağım. Geleceğinizden de. İnşallah. Onu çok alıyorum ben. Yukarıya çıkaramam. Ben getiririm. Birden, ha birden yapıyorum bir sürü. İki altı ay gidiyor. Düşük kalk, oynuyor, çalışıyor. Afiyet olsun, ne demek ki? Siz isteyin, bir kazan gelin. Bıyıklara çıkmış. He, botoks yaptırdı. Sen al şişe kapağını. İçine çek. Gel, gel, gel. Hem şişmiş, hem morarmış. Kenarları mı? Oğlum, millet yanlış anlayacak. Sen niye böyle yapıyorsun? Bir arada bilmiyor musun, kollarını yemiyor. Evet, 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 her yere çürüyor. Gel bakayım böyle. Yapma, ya aynı değil mi? Gel be. Bebeğim. Ya bir gelsene. Yok. Gel. Ben bir kalkayım illaki. Anneciğim, bir gelir misin? Bir gel, bir bakacağım, gel. Ve beyaz olduğuna. Oğlum mosmor olmuş. Evet. Hayır, mosmor. Hayır, mutfağa bir geldi. İsmail ne oldu, dudaklarında bir şey yok. Ya ne yaptın biliyor musun? Bir şey yapmadım. Sen ne yaptın sen ona? Kanapak böyle.
Çekmiş içine. Kapağı ağzında tutuyor herhalde böyle. Yok. Evladım sen bunu nerede görüyorsun ya? Sormasıyla da nerede gördün onu? Bir yerde mi görmek? Öyle dediği doğru bir yerde mi görmek lazım? Yani, ama doğru haklısın. İsmail oğlum iş değişiyor. Yer benim oğlum. Sen de onun yer. Yok onu demiyorum, bir Hakan'dan bahsediyorum. Tamam biz ondan bahsettik işte. Çıkar mısın Hakan'dan? Annenin arkasını aç. Çık hayatım. Ne oldu? Bu tam bir ergen oldum. Ye de yavaş yavaş doğru, beni de eve at çocuğum. Atarım annem. Ne demek zaten kendine de annem ben götüreyim dedim. Ben götüreyim dedim. Zahmet etmesin anneciğim dedi, yollarda bir evlerde dedi. Ama öyle dedi şimdi, yalan yok, telefon açtığımda ben götürürüm annemi, gitmesin kendisine de. Sağ ol. Birazcık ben de şey yaptım, abarttım. Aman oturalım. Otur! Hayır sana tuz hiç gelme. Hiç gelme, yürü işine bak. Geliyor tuzağa. Yok öyle bir şey, yürü. Ya bu da mı tuz ekiyor? Şimdi bu ekiyor, o da ek çekiyor. Ben yapıyorum ya, kıskandı illa. Şu şeyden alsam mı? Ciğerimi tatsın. Kime? Kendime. Kendine mi? Ciğerden tadacaktım da o yüzden de dedim yani. Sağ ol. Ben ciğere bayılırım. Ciğeri benim gibi kimse bayılmaz. Kaçak, şey, sakat at. Ben sakat atı ve ciğer. Tavuk ve dana. Ben yerim. Kuzu. Vallahi ama abi. Öyle diyorsun Belgin, ben şey yaptım. Ne yaptın? Burada siz burada kalırken uykulu kaldım. Bunun haberi yok paşa. Bunun haberi yok. Uykulu kaldım. Ben bunu mutfakları yaptım. Baharat çok önemli. Evet. Baharat. Baharatlandım. Hadi dedim, koydum ben. Anam oturdu. Bir yiyor, bir yiyor, et diye koydum. Anne diyor çok güzel olmuş. Yedikten sonra söyledim. Uykuluktu dedim. Ama şimdi yapsam yersin. Çok güzeldi adamı değil mi? Adamı ha böyle kandırırlar işte. He. Sen şu merdivende ne yaptın bana? Ne zaman? Seni çekeyim mi atayım mı dedim de sakın ha dedim. Dedi ne zaman? Halıyı. Bu halı niye burada? Sakın. Aman aman sakın aman. Sus halıcı tamam. Halıyı getirdi biliyor musun? Şeyde duruyordu. Orada duruyordu. Yabal. Bu halıyı dedi yukarıya niye çıkarmıyorsunuz? Ben evde dedim erkek yok çıkaracak. Ne yapayım dedim. Aşk olsun. Aşk olsun. Ay dur İsmail bir saniye o şekilde dedim. Dedim sen çıkartıverdin. Ay dedi ben erkekliyim. Dedi yine çıkardı da öyle yapa yapa çıkardı. Hep seni böyle çekip dansan ne güzel olacak. Sakın İnsanlar bizi yanlış düşünüyor. Bir tane kadın diyor. Hayır yapıyor. Şimdi o da onu ne amaçla söyledi? Senin evde erkek mi var diye. Evet. Hayır o mizah serdi. Hadi sen erkeksen çıkarıversin. Ay diyor ben erkek miyim? Var ki yok be. Hı. Kuş da ne var? Çıkarsın. He. O niye çağırıyor? Arkanın biri yapmış. Kamerayı koymuş gizlice. Eşini çağırıyor. Kanepe çekecek diyor. Gel diyor. Hani güçlü kuvvetli bir erkeğe ihtiyaç var. Adam ay diyor ben erkek miyim? Kız ay. Sen yapamam. Sonra kadın diyor ki çektim diyor. Yalnızca adam başlıyor kükremeye sonra. Ya. Çok komik. Çok kötü. Hiç şey yapamıyorum. Hayal edemiyorum ben. Böyle mi? Ya aman aman. Ben böyle mutluyum. Hatta şöyle gel. Kuşum. Kuşum. Ben. Annem. Bebeğim. Baboş. Şu pizzayı bana getsene ben yiyeyim onu hadi. Tutturdu pizza pizza. Bana versene o pizzayı ben yiyeyim hadi. Hadi. Ben senden bir şey sürüyor muyum? O çocuğun. Yemeğine dokunmayın. Tam bize de pizza yapsaydın. sana annem ciğer şey yaptı ya. Ya annem ciğer yaptı, sen de pizza verseydin ne olurdu yani. İki çeşit yemek daha göz açıcı olur. Göz açıcı denmiyor. Ben hiç gelmedi, şimdi kapımı gelip bence de yani, insan bir pizza da bize de yapar yani. Biz ayrı memleketin evladımız. Bizim de aramız var babamız. Neyse ben bir tanecik kendime koyayım eve götüreyim de. Ne? Yeter şey sarmadan hemen. Anne çok kötü. Canım istemiyor sarmadan. Şimdi bir tane yeter ben Feyza da yiyor. Sen pişirirken doyuyor kokusuyla zaten. Bir de ben ötekini pişirdim yedim ya. Dalak. Dalak mıydı? Aa dalak mı yaptın?
İçinden dalak çıktı. Dalak çıktı içinden. O dalağı hafif, böyle hafif kanlı yapacaksın. Öyle. Anne. Ay sen öyle şeyleri bana sor çocuğum. Hani yani. Hele onu bir de mangalda yapacaksın. Yanlış of. Onu böyle keseceksin. Çizeceksin. Çizeceksin. Atacağım mangala. Hafif bir şey alacağım, bir daha pişireceğim. Alacağım onu. Onu kanlı kanlı yiyeceksin. Evet öyle yiyelim. Yani sen. Hani bizde de aşılık var ya. Var. Aşılık değil. Damak tadınız aynı sizin. Aynı. Annemle aynı. Ne kadar güzel. Herkes arayıp da bulamaz işte böyle. Evet. Anneyi de. Anneyi bulamaz. Evet. Böyle anneyi bulamazsın. Tamam. Biz çok anneler biliyoruz da. Geç onları. Onlar poftu anneler. Ay neyse. Anne dediğim böyle olacak işte. Afiyet olsun. Ay İsmail'cim. Sağ ol anneciğim. Yarasın. Değil mi? Annem ellerine sağlık. Afiyet olsun oğlum. Şifa olsun. Allah olmayana versin. Amin. Şu Allah herkese amin. Böyle bir tane anne nasip etsin. Amin. Ve annelerin özellikle kıymetini iyi bilin. Kayınvalideniz de olsa o sizin bir anneniz. Kıymetini bilin. Kıymetini bilmiyorsanız da saygı gösterin. Anladınız mı arkadaşlar? Kıymetini bilmek önemli. Saygı yani saygı önemli. Saygı evet. Çok önemli. Saygı çünkü saygı çok önemli şey o. Eşinizin annesi sizin de özel bir anneniz. Sıkıştığınız anda dibinizde biten insanlar. Bitmediği takdirde bitmezdir. Saygısızlık yapan adam benim için bitik adamdır. Doğru. Ben saygısız adamı sevmem, saygısız insanı sevmem, saygısız kadını sevmem. Çünkü anne çok farklı bir şeydir. Ya şimdi bana diyecekler ki ya senin anne bizde anne olmadığı için onun için kayınvalidem. Yok canım, baba aynı şey sevmemiş kızım. Ne? Baba aynı şey demiyor. Ya annemi... Biz haberle görüşürüz, sıkıntı yok. Havayı zaten hiçbir zaman atamayız. Atma gibi de bir lüksümüz yok. Şimdi diyecekler ki niye ismiyle hitap ediyordun? Ben konuşurken de öyle söylüyorum. Ya annemle konuşurken... Ha isimle. Anne diye istemez, annem de onu istemiyor zaten. Hava diye de bana diyor. Havacım de diyor. Ha öyle konuşuyorsun. Öyle istiyorsan. Ne yapıyorsun diyor. İyiyim tamam. Sen ne yapıyorsun diyor. Yani. Ama... İsim aramızı yanlış. Dediğim gibi... Anne... Yine Allah seni başımızdan eksik etmesin. Allah çoluğunun çocuğunun başında... Uzun ömürler durmak nasip etsin. Koş bebeğim hadi biliyor musun sonlandıracağız hep beraber anneciğim. Evet videoyu bugün arkadaşlar ben sonlandıracağım. Annemin ellerinden yedik içtik helal et anne. Annenin kol bebeğim olsun. Senin kolun dert görmesin. Sen de aynı şekilde. Ve videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.